أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Arkadaşlar ses geliyor değil mi? Evet. Arkadaşlar geçen hafta atıf harflerini hatırlarsanız görmüştük. Yani son dersimizde. Sonra nefi harfleri. Hurufi nefi. Sonra da huruful hitabi. Bunları işledikten sonra geldik bu hafta. Yani bugünkü derste inşallah nida harflerinden devam edeceğiz. Hurufun nidai. Nida harfleri. Yani harfin sınıflarından birisi de nida harfleridir. Biliyorsunuz ismin de fiilin de harfin de sınıfları vardı. Yani o kategoriye giren, isim kategorisine giren isim türleri, fiil kategorisine giren fiil türleri, bir de harf kategorisine giren harf türleri. Burada nida harflerini görüyoruz. Neymiş bunlar nida harfleri? Ya ve eyya ve heyya ve ey ve hemzetu. 5 tane arkadaşlar nida harfi saydı bize. Demek ki 5 tane nida harfi vardır. Bakalım feya ve eyya artık açıklıyor. Bu fa tafsil. Yani önce mücmel olarak zikrettiği nida harfleri ya, eyya, heyya, ey ve hemze. Bu şekil sıraladıktan sonra bir açıklamaya geçiyor. Feya ve eyya. Şu baştaki ya ve eyya ikisi. Bir de ve heyya. Üçüncü sıradaki heyya da dahil. Bu üç harf lil ba'idi. Uzakta olan birini çağırmak için kullanılır. Nida demek çağrı demek arkadaşlar. Birini çağırırken kullandığımız harfler bunlar. Nida yani yönadin çağırmak, birine seslenmek. Birine seslenince bu harflerle sesleneceğiz. İşte şu üç, ilk üç harf uzaktaki birine seslenmek için, uzaktan birini çağırmak için kullanılan harflerdir. لِلْبَعِيدِ اَوْ مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ Ya uzaktaki olan birisi için ya da uzakmış gibi olan. Ne demek uzakmış gibi olan? Mesela minnaimin. Mesela uykudaki birisi. Mesela normalde birisi uyanıksa, senin yanındaysa çok böyle hafif bir sesle şey yapabilirsin. Ama eğer uykudaysa biraz yüksek sesle konuşacaksın. Yani uzaktaymış gibi sesleneceksin ki uykudan kalksın. Mesela ey Zeyd. Ya Zeyd. Yanında olsa bile uykuda olduğu için biraz yüksek sesle ve ya harfi kullanarak onu uyandırmaya çalışıyorsun. Ev sahan ya da birisi dalmış böyle, dalgınlık içerisinde. Sen ne kadar yakınmış gibi konuşsan da o seni duymuyor, anlamıyor dalgınlığından dolayı. Ta ki böyle yüksek sesle ve uzaktan onu çağırıyormuş gibi böyle ey dedikten sonra o şekil artık dönüp bakıyor. وَاِذَا نُودِيَ بِهَا مَنْ عَدَاهُمْ Bu min şey yanlıştır arkadaşlar, men olacak. وَاِذَا نُودِيَ بِهَا مَنْ عَدَاهُمْ Bunların dışında yani ba'id olan kimseyle ba'id mesabesinde olan uykudaki ya da gafil olan kimseler dışındakilerde ise onların nida ettiğin zaman yani onlar için nida kullandığın zaman فَلِحَرْسِ الْمُنَادِي O da münadinin hırsından dolayı. Mesela birisi senin yanında olduğu halde münadi o çağıran kişi böyle aşırı hırslı olduğundan böyle söylediklerini üstüne basa basa ya da karşındaki muhatabı böyle sözüne kulak assın diye böyle biraz vurgulu konuşuyor. İşte o zaman ya 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 böyle uzaktaymış gibi konuşması yani bu haletlerin dışında ba'id için kullanılmaz normalde. Ya 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 uzaktaki ya uykuda olan birisi ya da yakın olmakla beraber böyle dalgın olan başka işlerle meşgul olan birisi için kullanılır. Eğer bunların dışında ya 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 kullanılıyorsa o zaman o münadi, çağıran kimsenin hırsından dolayı. Yani hırsı dediğimiz o kişinin kendisini dinlemesini, kendi sözüne göre hareket etmesini, söylediklerine kulak asmasını aşırı derece istediğinden dolayıdır. فَلِحَرْسِ الْمُنَادِ عَلَى اِقْبَالِ الْمَدْعُوِ عَلَيْهِ Yani çağrılan kimsenin kendisine yönelmesi konusunda böyle haris olan, o konuda böyle istekli, arzulu ve ısrarcı olan kimse içindir. وَمُفَاتَنَتِهِ لِمَا يَدْعُوهُ لَهُ Ve kendisini neye çağırıyorsa, mesela çağırıp gel benim imdadıma koş diyor örneğin. Veyahut da gel şurada neler var gel gör. Her neyse o neye çağırıyorsa çağırdığı kimsenin onu anlamasını. Mufatanet, fatih neden geliyor? Yani onu anlamak, kavrama, onu ona kavratmak için yani o neye çağırıyorsa
o konuda seslendiği kimsenin onu anlamasını, kavramasını sağlamak için uzaktaymış gibi böyle ya, eyya ve heya harflerini kullanıyor. Evet, ve kavlu da'i ya Rabbi. Şu şekil çağıran birisi, mesela Yüce Rabbimizi çağıran birisi, ya Rabbi diyor. Biz de mesela ya Rabbi diyoruz. Peki biz ya Rabbi dediğimizde niye ya harfini kullanıyoruz? Ve ya Allah. Mesela Allah lafzına da şey yap, nida ettiğimizde ya Allah diyoruz. Allah'ı çağırıyoruz, imdada çağırıyoruz. Ya Allah, ya Rab. Yani şunun için söylüyor bunu. Ve kavlu da'i ya Rabbi ya Allah'ı. Şimdi biz dedik ya, 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 ya bu üçü uzaktakiler içindir. Peki biri dese ki ya Rabbi ya Allah, Allah ve Rab, yani al gene aynı şey tabii, Allah'la Rab, Rabbul Alemin Allah'tır çünkü. Peki bu uzak mıdır ki biz ya kullanıyoruz? Ona cevap işte söylüyor işte. Cevabı şu. İstihsarın minhu, o çağıran kişinin kendini kusurlu görmesi, kendini eksik görmesi, her ne kadar Cenab-ı Hak bize yakınsa da, her ne kadar şah damarımızdan bile Cenab-ı Hak bize yakın olsa bile biz kendimizi ona uzak hissediyoruz. Biz onun rahmetinden böyle ne bileyim yaptığımız günahlarla, yaptığımız yanlışlarla Allah'tan uzak olduğumuzu düşünerek uzakmış gibi yayı kullanıyoruz. Yani bu o anlama geliyor. İstihsarın yani kendi nefsini biraz düşük görmesinden. Vahadımın o da tevazu göstererek yani tamam Cenab-ı Hak bize yakındır ama biz ona uzağız günahlarımızdan dolayı falan. Demek ki birisi dua ederken ya Rabbi ya da ya Allah dediğinde bu ya Rabbi ya Allah diyen kimse, o münada, o nidayı yapan kişi, kendini kusurlu gördüğünden, kendini mütevazi gösterdiğinden dolayı Cenab-ı Hakk'a seslenirken ya kelimesini ya harfi nidayı kullanıyor. Çünkü bunlar normalde uzaklar içinde. Ve istibaden an mazanil kabuli devam ediyor. İstihsar kendini eksik görmesi, hadım nefsini alçak görmesi yani alçak gönüllülük. Ve istibadun an mazanil kabuli bir de duasının kabul olmasını uzak gördüğündendir. Ya Rabbi işte ne şey yapıyorsa ya Rabbi bana şifa ver mesela dediğinde belki şifayı bulamaz diye ısrarcı olmak istiyor. İşte o ısrarı da yayla ifade ediyor. An mazanil kabuli ve istimai. Yani duasının kabul olmasında ya da Cenab-ı Hakk'ın kendisini duyması noktasında biraz böyle tereddüt ettiği için yayı kullanıyor. Ve izharun lirğbeti fil isticabeti. Aynı zamanda devam ediyor yine mana. Ya Rabbi ya Allah diyen bir kimse duasının kabul olmasını çok istediğinden dolayı yine yayı kullanmış oluyor. Yani bu yayı kullanması izharun ortaya çıkarıyor ki gösteriyor ki lirğbeti fil isticabeti bil cuvari. Bu ne ya? Evet, bil cuvri. Ne dedi? Ve izharu lirğbeti an isticabeti yani duasının kabul olmasını çok istediğini gösteriyor. El isticabeti bil cu'ri. Bil cu'r yani şeydir böyle yalvarıp yakarmadır arkadaşlar. Bil cu'ri ağlayarak, yakararak özellikle hani insan böyle elini açıp böyle ısrarla dua ettiğinde böyle ya Allah, ya Rabbi, ya böyle o yay kullanarak böyle kendini Allah'tan uzak düşünerek, duasının kabul olması noktasında ısrarcı olarak böyle bir halet-i ruhiyede olduğu için bu ya o şekilde o amaçla kullanılıyor. Evet. Ve emma eyyü vel hemzetu diğer iki kalan şu var ya arkadaşlar. Üç dedi ki bu üçü uzaklar içindi. Evet, il-ba'idi. Şu eyyu ve hemze içe ise ve emme eyyu vel hemzetu felil-karibi. Onlar ise yakın olanlar için kullanılır. Yani yanında birisine seslenmek istiyorsan ya diye kullanmazsın. Ne dersin? Eyyu dersin. Ya da hemze kullanırsın. Ne gibi? Nehu eyye zeydin. Yani
Zeyd yanındaysa ona ya Zeydu diyemezsin. Demezsin. Ne dersin? Ey Zeydun. Ya da e Zeydun. Ya da hemzeyi kullanırsın. Yani Zeyd'in başına hemzeyi getirerek nida harfi oluşturursun. Kale şairu şair demiş. Yani şairin beytinde de bir örnek veriyor. E Zeydun aha verka in kunte sairen fekad aradat ehnâ'u hakkın fehâsım. Evet arkadaşlar, bu bir şiir. Şiir diyor ki e Zeydun aha verka. Ey Zeyd. Ey Zeyd aha verka. Ey Verka'nın kardeşi olan Zeyd. E Zeydun, yani ey Zeyd. Bu hemze hemzeyi nida harfidir. Zaten bu şiiri de bu harf için getirmiş. E Zeydun, şu hemze. Zeydun munadadır, çağrılan kişi. O Zeyd'den bedel ki aha Verka. Verka'nın kardeşi olan Zeyd. İn kunte sairen, eğer diyor sen öc alacaksan, yani intikam alacaksan, sair intikam alan. Fakat aradet ehna'u hakkın fehasim. Yani hakkın canibi, hakkın tarafı yani ortaya çıkmış ki o halde sen de intikamını al fehasim ve senin kardeşini Verka'yı öldüren kimseye sen de husumet besle ve gereğini yap. Yani sen de onu öldür. Yani o senin kardeşini Verka'yı öldürmüş. O zaman buna kısas uygulayıp senin de onu öldürmen sanki vacip oldu. Dolayısıyla madem o senin kardeşi Orkay'ı öldürdü, eğer sen öcü alacaksan, sen intikam alacaksan artık tam zamanıdır. Sen de fahasim muhasamet et ve sen de onu öldür demek istiyor. İşte burada bu şiirde arkadaşlar Ezeydun, bakın Hemze yakınında olan birine seslenmek için kullanılmıştır. Evet, nida harfleri de bu şekilde bitti arkadaşlar. Neymiş nida harfleri, tekrar hatırlayalım. Ya, eyya, heyya, ey ve hemze. En çok kullanılan da bunlardan ya'dır arkadaşlar. Çünkü yakında olan birine bazen nida harfi hiç kullanılmıyor. İsmiyle hitap ediliyor. Ya da direkt kelamım, ama uzaktaki birine mutlaka ya diye, yani ey, mesela Türkçe'de biz ey diye böyle sesleniyoruz ya. Arapça'da da bu karşılığı ya'dır. Evet, geldik diğer bir sınıfa arkadaşlar. Hurufu tasdiki vel icabi. Tasdik ve icab. Tasdik yani tasdik etme. Türkçe'de de kullandığımız. Yani birisi bir şey söylüyor, sen onu tasdik ediyorsun. Onaylama. Tasdik bir nevi onaylama. İcab da olumlu ya da cevap verme harfleri. Neymiş bunlar? Naam. Bir tanesi naamdir. Diğeri bela. Üçüncüsü ecel. Ceyri ve in ve i. Evet, 6 tane harf saydı arkadaşlar bize. Demek ki tasdik ve icap harfleri, onaylama ve cevap verme harfleri şu 6 tanedir. Bunları tek tek şimdi açıklayacak. Fenaem, bunlardan naem harfi li tasdikil kelamil musbeti vel menfiyi fil haberi vel istifhami. Li tasdikil kelami, daha önce geçmiş olan bir kelamı tasdik etmek için, ama hangi kelam? El musbeti. Olumlu olan bir kelam mı? Vel menfi ve olumsuzu da. Yani olumlu olsun, olumsuz olsun. Her iki kelamı da ne yapıyor? Tasdik ediyor. Mesela birisi bir şey söylüyor. Olumlu şekilde konuşuyor. Mesela diyor ki Zeyd gitti. Sen de naam diyorsun. Evet Zeyd gitti. Ya da menfi konuşuyor. Zeyd gitmedi diyor. Lem yezheb, sen yine naam diyorsun. Evet gitmedi. Onaylıyorsun. Yani ister olumlu konuşsun, ister olumsuz konuşsun. Sen onun kelamını ne yapıyorsun? Tasdik ediyorsun. Onaylıyorsun. Fil haberi, hem haberde geliyor hem de istifhamda geliyor. Yani soru siyakında da olsa, yani soru arz edilse bile kullanılabiliyor naam. İsterseniz de soru değil. Yani istifham dediğimiz şey şu arkadaşlar. Yani haberle istifham. Yani genellikle haber ve inşa deniyor. İnşada talep var. Sen birinden bir şey talep ediyorsun ya da bir şeye saklıyorsun. Nefi, istifham ya da başka ne vardı böyle? Bunlar hepsi inşaya giriyor. Yani o karşıdan bir şey istiyorsan bu istifham oluyor. Yani bir talebin varsa. Ama haber ise bir karşıdan bir şey demeni beklemiyorsun. Sadece haber veriyorsun. Örnek veriyor ne gibi? Kekavlike naam. Naam diyorsun. Kime naam diyorsun? Evet diyorsun. Limen kale. Şu sözü söyleyen kimse için. Kame zeydun. Biri diyor ki Zeyd kalktı. Sen de naam diyorsun. Evet kalktı yani. Bak onaylıyorsun.
Ya da birisi diyor ki lem yakum Zeydun. Zeyd kalkmadı diyorsun. Diyor birisi. Sen yine naam diyorsun. Evet kalkmadı bak. Kame Zeydun'da naam dediğinde evet kalktı. Kalkmadı dediğinde de evet dersen evet kalkmadı. Yani ne diyorsa naam onu onaylıyor. Müsbetse müsbeti onaylıyor. Menfiyse menfiyi onaylıyor. Ve kezalike idâ kâle yine bak bu haberiydi. Bak birisi haber veriyor. Zeyd'in ayakta olduğunu haber veriyor. Sen de evet diyorsun. Yani tasdik ediyorsun. Doğru da Zeyd'in ayakta olduğunu onaylıyorsun. Evlem yakum Zeyd'in. Birisi de Zeyd'in kaim olmadığını söylüyor. Yine haber veriyor. Sen de yine naam diyerek evet Zeyd'in kaim olmadığını onaylıyorsun. Bir de o kezalike dedi. Bu da istifhamın örnekleri. İza kâle akâme Zeyd'in. Birisi dese ki akame Zeydun. Zeyd kalktı mı? Naam dediğinde evet Zeyd kalktı anlamına geliyor. Zeyd kalktı mı? Evet. Yani Zeyd kalktı. Ya da birisi diyor ki elem yakum Zeydun. Zeyd kalkmadı mı? Sen evet diyorsun. Kalkmadı mı? Evet. Yani kalkmadı. Yani adam olumsuz sorduğu için o olumsuzluğu onaylıyorsun. Yani kalkmadığını onaylamış oluyorsun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Naam. Bak, Arapçada en çok kullanılan tasdik harflerinin başında gelir naam. Evet anlamında yani Türkçesi evet demek. Evet geçiyoruz. İkinci harfimiz bela. Tasdik harfimizden ikincisi arkadaşlar beladır. Bu bela tahtassu bi icabil menfiyi haberen ev istifhamen. Bu da ister haber cümlesi olsun ister istifham cümlesi olsun. Ne yapıyor? Tahtassu bi icabil menfiyi. Yani menfi olan bir cümleyi müsbete çeviriyor. Mesela birisi size bir soru sorsa, olumsuz bir soru sorsa, siz bela dediğinizde o sorduğu şeyin menfi tarafını değil, mucep tarafını onaylamış oluyorsunuz. Mesela dese ki, Zeyd eve gelmedi mi? Sen bela dediğinde, yani evet gelmedi değil. Bak, naam desen evet gelmedi anlamına gelir. Ama bela dediğinde, hayır geldi anlamına gelir. Evet geldi. Bak, Zeyd eve gelmedi mi? Evet geldi. Zeyd eve gelmedi mi? Naam. Yani evet gelmedi. Anlaşıldı mı? Bak bu menfiyi mucebe dönüştürüyor. Bakın örnek gelince oraya tekrar dikkatinizi çekeceğim. İster haber cümlesi olsun, ister istifham cümlesi olsun fark etmiyor. İkisinde de bela ne yapıyor? Menfiyi mucebe çeviriyor. Takulu dersin. Bela diyorsun da limen kâle şu sözü söyleyen kimse için. Lem yakum zeydun. Birisi diyor ki lem yakum Zeydun. Zeyd kalkmadı. Ya da soruyor elem yakum Zeydun. Zeyd kalkmadı mı? Zeyd kalkmadı ya da elem yakum Zeydun. Bak bu haberen. Yani bu şuraya geliyor. Elem yakum Zeydun. Bu da istifham. Haber. Bu da elem yakum Zeydun. Bu da istifham arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'den de örnek veriyor. Nasıl manası ne oluyor? Lem yokum Zeyd. Zeyd kalkmadı. Bela. Evet kalktı diyorsun. Birisi elem yokum Zeyd'in. Zeyd kalkmadı mı? Yine bela dediğinde yani Zeyd kalktığını ifade ediyorsun. Kale Teala Cenab-ı Hak buyuruyor ki Eyahsebul insanu ellen necma'a izameh bela kadirin ala en nusevye benaneh. Demek ki arkadaşlar bakın özellikle örneklerde Kur'an-ı Kerim'den örneklerin olması bize şunu gösteriyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i, bu ayetleri iyi anlamamızın yolu nahvi iyi bilmekten geçiyor. Mesela şurada ayette geçen bir bela kelimesi var. Bu bela nasıl bir kelimedir? Bu bela bunun bir icab harfi olduğunu, bak yukarıda dedi ya huruf tasdik ve icab, tasdik ve icab harflerinden biri olduğunu ve daha önce geçmiş olan bir nefi söz konusu. Çünkü len'i nafiye var burada. Onu müsbete çevirdiğini yani kendisine sonra gelen cümlenin asıl o nefide geçen kelimenin zıttının olduğu yani burada menfiken işin müsbete döndüğünü bela sayesinde bunun gerçekleştiğini biz anlıyoruz. Bakın ayeti tahlil etmek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek demek ki böyle nahvi iyi bilmeye bağlıdır. Evet şurada ayet ne diyor bakalım? Eyahsebul insanu. İnsan zannediyor mu ki? İnsan düşünüyor mu ki? Ellen necma'a izameh. Yani öldükten sonra, toprağa karıştıktan sonra, kemikleri çürüdükten sonra اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ اِذَامًا İnsanoğlu tekrar o kemiklerini toplamayacağımızı mı zannediyor? İnsanlar öyle mi düşünüyor? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ İnsan öyle mi düşünüyor? اَلَّنْ نَجْمَعَ اِذَامًا O kemiklerini
bir daha bir araya getirmeyeceğimizi, bir daha toplamayacağımızı mı zannediyor? Bela, toplayacağız diyor bak. Toplamayacağımızı diye sormuştu. Toplamayacağımızı mı zannediyor? Bela, toplayacağız diyor. Bakın burada nefi geçti ama bela onu müsbete çeviriyor. Bela kadirine ala en nusevye benane. Bela, evet biz çevireceğiz. Kadirine, biz öyle bir kudretliyiz ki biz, gücümüz yeter. Tamam, biz kadirin. Tabi Cenab-ı Hak tek kişidir, kadirdir normalde ama azametinden, büyüklüğünden dolayı kadirine bakın burada da necm'a, biz cem edeceğiz, biz. Cenab-ı Hak tek kişi olmasına rağmen necm'a kullanması azamet içindir arkadaşlar. Bu mütekellim ma'al gayr değil yani. Siga öyle olsa da Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünden dolayı çokmuş gibi yani biz. Bela kadirine, biz kudretliyiz, bizim gücümüz yeter. Ala en nusevye benane, o parmak uçlarını bile arkadaşlar. Hatta bazılar diyor, bu hani parmak izleri oluyor ya, parmak derisinde böyle izler var. Hiçbir insanın başkasınınkiyle uyuşmuyor. Onun için şu an böyle imza yerine geçiyor. Ya da kriminal yerlerde bu parmak izi çok önem arz ediyor. Kriminal işlerde. Dolayısıyla Cenab-ı Hak biz bunu bile tekrar eski haline döndürmeye kadiriz. Bakın parmağımız bazen yara alıyor, bazen çok büyük enfeksiyon kapıyor. Yaranın tamamı, deri tamamı bozuluyor. Bir süre sonra iyileştiğinde yine eski halinde, yine o çizgiler, yine o şeyler istediği şey, yani o eski halini alabiliyor. Demek ki Cenab-ı Hak diyor ki biz tekrar insanların parmak uçlarını bile, ki en zor yerlerden bir tanesidir arkadaşlar. Parmak uçları biliyorsun böyle kısa kısa kemikler, eklemler var. Onları bile tekrar bir araya getirmeye kadiriz diyor. Bakın işte elen necma, biz toplamayacak mıyız zannediyor. Bela, evet toplayacağız. Hatta parmak uçlarını dahi toplayıp bir araya getireceğiz diyor. İşte bela bu nefi ne yapmıştır? Mucebe çevirmiştir. Ve ecel, bir diğer harfimiz eceldir arkadaşlar. Tasdik ve icap harflerinden bir tanesi ecel. Bu ecel tahtasu bi tasdikil muhbiri. Muhbir, haber veren kimseyi tasdik ediyor. Nefyen ev isbaten. Nefyen ev isbaten. İster menfi olsun, ister müsbet olsun fark etmiyor. Onun dediğini onaylaymış oluyorsun. Yakullu muhbir, mesela muhbir, haber veren kimse şunu diyor. Kad etâke zeydün. Muhakkak diyor Zeyd yanına geldi. Sen ecel dediğinde evet Zeyd geldi. Kad etâke zeydün. Zeyd yanına geldi. Ecel, evet geldi. Fetekulu ecel. Yani geldi diyorsun. Ve keda yakulul muhbiru. Yine muhbir şunu diyor. Bak kad etâke zeydün dedi. Burada da ma etâke zeydün. Zeyd yanına gelmedi. Bak bu haberdir. Bu ise inşadır. Yani talep. Ma etâke şey menfidir. Demiş ki yani nefyen ev isbaten. Bu müsbetin örneğiydi. Bu da nefyen örneğidir. Nefyen. Ma etâke zeydün. Zeyd yanına gelmedi. Fetekulu ecel. Evet gelmedi. Yani kişi ne derse desin onun dediğini onaylıyorsun. Eğer müsbet konuştuysa kad etâke zeydün gibi onayladığında evet geldiğini onaylamış oluyorsun. Ma etâke zeydün. Olumsuz konuşuyor. Zeyd'in gelmediğini söylüyor. Sen de evet diyerek yani ecel diyerek o gelmeme işlemini ne yapıyorsun? Onaylıyorsun. Evet Zeyd'in gelmediğini ecel diyerek onaylıyorsun. Evet. Ve keza ceyri. Aynen ecel gibi ceyre de öyledir. Ve in ve in. Zaten son iki tane kalmıştı değil mi? Nerede harflerimiz? Naam, bela, ecel. Bir de ceyri ve in. Ve i, bir de i var. Ceyri ve in. Ve şu an ikisinden bahsediyor. وكذا فتقول وكذا جيري وإني تصديق المخبر خاصة جيري ve in ise li tasdik il muhbiri khasatın, sadece muhbiri tasdik ediyor. Muhbir ne şekilde konuşursa konuşsun ceyre ya da in kullanıldığında onu tasdik etmiş oluyor. قال الشاعر, şair demiş ki وَقُلْنَا عَلَى الْفِرْدَوْسِ اَوَّلَ مَشْرَبٍ وَأَجَلْ جَيْرِ اِنْ كَانَتْ اُبِيحَ الدَّعَاسِرُهُ. Bu da bir şiirdir arkadaşlar. Son zamanlarda örnekleri hep şiirlerden, yani bazen şiirlerden geliyor sık sık. Ve kulne, biliyorsunuz kale müennesler için kullanılan cem müennes sigasıdır. Ve kulne, o kadınlar, bayanlar dediler ki alel firdevsi, firdevs arkadaşlar yani cennet, biliyorsunuz cennetin adlarından bir tanesi firdevstir. Buradaki anlam bu değil. Firdevs burada bir bostan. Zaten cennet bostanlara da böyle bahçelere de cennet adı kullanılıyor. Firdevs de cennetin bir adı olduğu için Firdevs, yani dünyadaki bazı bostanlara da Firdevs deniyor. Ve kulna alel firdevsi evvel meşrebin. Dediler ki
Firdevs üzerinde evvela meşrebin ilk içeceğimiz yer Firdevs bahçesi işte bahçe üzerinde olsun. Ecel ceyri evet orası olsun. İmkanet ubi hatta asiruhu eğer oradaki havuzun başında toplayıp imkanımız varsa yani tabiri caizse mümkünse o zaman orada buluşup içeriz diyor. Artık ne içeceklerse. Burada niçin bu şiiri getirdi arkadaşlar? Yani konunun örneği nerede? Ecel ceyri. Bakın. Ve kulna alel firdevsi evvela meşrebin. İlk içeceğimiz yer Firdevs üzeri olsun dedi kadınlar. Ecel ceyri evet olsun. İmkanet ubi hadde asiruhu. Eğer o havuzun başında o yani belki bahçede havuz varmış. Daasir havuzun çoğuludur. Eğer orada mümkünse toplayabilirsek orada ilk içeceğimizi içeriz diyor. Evet ve kâle l-âkharu başka bir şair de şunu demiş. Ne demiş? Bekere l-avâzilu fi's-sabâhi yelumneni ve elûmuhunna ve yekul neşîbun kad alâke ve kad kebir ve kad kebirte fekultu innehu. Bekere l-avâzilu. Bekere gada diyor. Yani geçti diyor. El-avâzilu. Avazil arkadaşlar insanlar böyle kınayan, insanları ayıplayan, azarlayan kimselere denir. Azil, evet diyor kınayıcılar, böyle alaycılar geçtiler. Fis sabahi sabahleyin. Yelümneni bana levme ediyorlardı, beni kınıyorlardı, beni eleştiriyorlardı, bana atıp tutuyorlardı. Ve elumuhunne. Ben de onlara atıyordum diyor. Ben de onlara levme ediyordum. Onlar bana levme ediyorlardı. وَأَلُمُّهُنَّ ben de onlara atıp tutuyordum. Ben de onları levme ediyordum, kınıyordum. وَيَقُلْنَ ve diyorlardı ki شِيبٌ قَدْ عَلَاكَ işte ihtiyarlamışsın ha. شِيبٌ ihtiyarlık yani bu ihtiyarın alameti olan arkadaşlar saçların beyazlaması. Yani insanın saçına ak düştüğünde ona şib deniyor. وَيَقُلْنَ yani normal ihtiyarlıktır ama ihtiyarın alameti o beyaz saçlar. Yani saçların beyazlaması, ağarması. Buna şib deniyor. O yekul neşibun kad alaka. Alaka yani senin üstüne çıkmış. Yani başın artık beyazlamaya başlamış. Ve kad kebirte ve sen büyüdün, ihtiyarladın, git yaşın geçti. Fakultu innehu ben de evet dedim. Bak innehu işte onaylıyor yani. Bu kendisinin yandan geçip onu alaya alanlar, onunla şey yaparlar. Ne demişler? Sen ihtiyarlamışsın, bak senin saçların ağarmış, senin işte kafan yavaş yavaş işte başın ne oluyor? Beyazlıyor. Şey ala normalde yükselmek. Yani yükselme dedi çünkü insanın başında bu alametler yani bu saçın beyazlığı saç başta olduğu için o anlamda yekul neşibun kad alaka yani senin üstüne çıkmış bir ihtiyarlık belirtisi, bir yaşlılık belirtisi ki şeyiptir. Yani saçların ağarmasıdır. O kad kebir de ve sen büyüdün yani sen kebir de normalde yaşta ki büyüme. Yani yaşı ilerleme yani yaşın ilerlemiş. Fakultu ben de dedim ki innehu eyvallah. Eyvallah dedim yani. Yani doğrudur evet dedim. İşte burada innehu arkadaşlar şu harfler var ya in. İn de tasdik harfiydi. Buradaki innehu da bu şiirde geçen innehu nedir? Tasdik ediyor. Yani ona kendisine söylenen sözleri bu şekilde cevap vererek ne yapıyor? Onaylamış oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet geçiyoruz ve iyi. Bir diğer tasdik ve icap harfimiz arkadaşlar i'dir. Ve i isbatun ba'del istifhami. İstifhamdan sonra yani sorudan sonra gelen bir cümleyi müsbete çevirmek için. Bak istifham soru soruyor. Yani böyle mi şöyle mi? Sen buna cevap verdiğinde i kullanarak i kelimesiyle cevap verdiğinde ne yapmış oluyorsun? İstifhamdan sonra kelamı müsbete çeviriyorsun. Yani olumlu bir cümleye büründürüyorsun. Bu yüzden muhakkak bu tabi ilk kullanıldığında onunla beraber kasem cümlesi de gelir. Yani üzerine yemin ettiğin bir şey de i'den sonra gelmesi gerekiyor. İza kâle'l müstakbiru haber veren kimse mesela şunu dediğinde hel kâne kezâ bu böyle midir? Tekûlu iyi vallahi bu böyle midir? Bakın istifham demişti ya istifhamdan sonra gelir. Biri dese ki hel kâne kezâ bu böyle midir? Tekûlu iyi vallahi diyorsun ki evet vallahi. Tekulu iyi, evet vallahi, evet vallahi öyledir. Bak kasem bile gerekiyordu. Ve elzemu hal kasemu. Bakın dikkat edin. Ve elzemu kasemu dediği için
İyiden sonra vallahi de gelmiştir. Evet, vallahi öyledir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor arkadaşlar. Kul iyi ve Rabbi innehu lehak. İstifham geçiyor öncesinde, şu an hatırlamıyorum ayetin öncesi, ama kul de ki iyi ve Rabbi, de ki evet ve devamında artık ne varsa. Evet, tasdik ve icap harflerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Neydi? Tekrar hatırlayalım bunları. Tasdik ve icap harflerimiz ne'am, bela, ecel, ceyri, in ve i harfleriydi. Şimdi geldik huruful istisnai. İstisna harfleri. İstisna arkadaşlar, mesela müstesna var. Ondan hariç tutmak istediğin, ondan istisna etmek istediğin şeyler oluyor. İşte onları bu harflerle istisna ediyorsun. Neymiş bunlar? İlla. En başta geleni ve en çok kullanılanı illadır. İlla istisnaiye. Bir diğeri vehala, veada ve haşa. Şu dört harf arkadaşlar istisna harfleridir. Feila öncekiyle başlıyor. Feila şu ila diyor. Harfun bila hilafın. Yani harf istisna olduğunda hiç hilaf yok. Muttefakun aleyhidir. Bütün alimler bunun istisna için olduğunu kabul ediyorlar. Hilaf yok yani. قَدْ يَنْصِبُ الْمُسْتَسْنَى بَعْدَهُ وَقَدْ يُرْفَعُ كَمَا مَرَّ. Bazen müstesna ondan sonra mensup oluyor. قَدْ يُنْصَبُ الْمُسْتَسْنَى بَعْدَهُ yani بَعْدَ اِلَّا اِلَّا'dan sonra وَقَدْ يُرْفَعُ كَمَا مَرَّ bazen de merfu oluyor. Daha önce geçtiği gibi. Arkadaşlar hatırlarsanız nerede geçmişti? وَمِنْهُ الْمُنَادَى. Hatırlayacak mısınız bilmiyorum ama isim bahsinde münada kısmı geçmişti. Mu'arab ile ilgili sınıftaydı sanırım. Orada müstesna ile ilgili geçmişti. Bir de şeyden de mansubatta da yine müstesna vardı. İlla ile yapılan istisna. Biliyorsun mansubatta asıl olan mef'ul idi. Mef'ul asıl, bir de mulhak. Mulhak bihi olan şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi de müstesnaydı. Mesela bir tanesi temyizdi, bir tane haldi, bir tane müstesnaydı. Özellikle müstesna da illa ile olanı çok kullanılıyordu. Evet, illa bu şekilde. İlla da istisna olmuşunda hiç şey yok, ihtilaf yok. Ondan sonra gelen müstesna genellikle mansup oluyor, bazen de marfu oluyor dedik. Ve emma hala, hala ise ve ada bi de ada. Bu iki harf arkadaşlar. Fel ekseru ala ennehuma fi'lani. Yani ekser kullanım ya da ekser görüş şudur. Ala ennehuma, bu ikisi fi'lani yunsibani'l-müstesna ba'dahuma. İkisi fiildir. Kendisinden sonra gelen müstesnayı ne yaparlar? Nasb ederler. Yani hakim görüş budur. İkisi fiildirler. Yunsibani nasb ederler. Yani müstesna, müstesnayı ba'dahuma, kendilerinden sonra gelen müstesnayı nasb ederler. Ve kîle huma harfâ cerin. Bazıları da demiş ki bu ikisi harfi cerdir. Dikkat edin arkadaşlar. Harfi ceri sayarken orada hala ve ada ikisi de yer alıyordu. Demek ki bir görüşe göre de hala ve ada cerf harfleridir. Ve emma haşa, haşa ise fel ekseru ala enne harfu cerin. Ekser olan, yani alimlerin çoğu bunun harfi cer olduğunu söylemişlerdir. Biliyorsunuz haşa da şeyde geçmişti, harfi cerlerde. Ve bazıhum, bazı alimler ise kâle demişler ki huve fi'lun yunsabu'l-müstesna ba'dahu kema hukiye an ba'd-ül arabi. Demişler ki huve fi'lun, bu bir fiildir. Yunsabu'l-müstesna, müstesnayı nasb eder. Aynı hala ve ada gibi, yani haşanın da hala ve ada gibi müstesnayı mansub ettiklerini söylemişler bazıları. Huve fi'lun müstesna ba'dahu kema hukiye an ba'd-ül arabi, nasıl ki bazı Araplardan şu şekil söyledikleri rivayet edilmiştir. Allahümme gfirli, Araplar böyle bir dua yapıyorlarmış bazıları ya da. Allahümme gfirli, ya Rabbi beni affet. Allahümme gfirli, ya Rabbi beni mağfiret eyle. Ve limen semi'a duayı, ve benim duamı işiten kimseyi de mağfiret et. Ya Rabbi beni ve benim duamı duyan kimseyi ne yap? Mağfiret et. Haşa şeytana ve ebel asbagi. Ancak şeytan ve ebul asbag hariç. Ebul asbag her kimse, kim onunla ne kadar kızdıysa onunla şeytanla beraber anıyor. Yani ya Rabbi benim duamı kabul et, beni mağfiret et. Benim duamı işiten duyanları da af ve mağfiret eyle. Ancak şeytan ve ebul asbag, bu ikisi hariç, onları mağfiret etme anlamında.
İşte burada arkadaşlar haşa şeytane yani ne gelmiş? Mansup olarak gelmiş. Yani şey müstesnayı nasb etmiş. Ve ebade şeytane üzerine atıf olduğu için o da mansup olmuştur. Eğer harfi cer olsaydı haşa şeytani olurdu. Ama haşa şeytana diyerek yani bunun istisna harfi olduğunu bize gösteriyor bu örnek. Evet geçtik harfa'l-hitabi. Demek ki istisna harfleri de bitti. Onlar da illa, hala, ada ve haşaydı. İlla da ihtilaf yoktu. Hala ve ada bazen harfi cer, bazen istisna harfi daha çok istisna harfi olarak gelirlerdi. Haşa ise daha çok harfi cer olarak gelir. Bazıları az, bazı alimler ise bunun istisna harfi olarak da geldiğini söylemişlerdi. Harfal hitabi iki tane hitap harfi. Neymiş bunlar? El-kafu ve ta'u. Hitap harflerimiz arkadaşlar kaf ve ta'dır. El-kafu ve ta'u fi nahvi zalike ve ente. Bakın zalike de kaf, ente de ta harfi hitap harfleridir. Ve telhaquhuma et-tesniyetu vel cem'u ve tezkiru ve te'nisu kema telhaqu'd-damaira. Bunlara arkadaşlar diyor mulhak oluyor, bitişiyor. Et-tesniyetu, tesniye, cem'u, müzekkerlik, müennislik, kema telhaqu'd-damaira. Nasıl ki zamirlere yani zamirler müfret olabiliyor, tesniye olabiliyor, cem'u olabiliyor, müzekker, müennes olabiliyorsa bu kaf ve ta da yani bu hitap harfleri de onlara da tesniye, cem'u, tezkir, te'nis mulhak olup yani bu kaf ve ta duruma göre cem olabiliyor, müzekker olabiliyor, müennes olabiliyor, tesniye olabiliyor ve değişebiliyor yani. Mesela ente diyorsun. Ente müzekker olunca fetha ile müennes olunca ente diyorsun. Entuma tesniye alameti mulhak oluyor değil mi? Entuma, zalikuma ya da cem'e zalikum, entum gibi yani bunlar mulhak oluyor. Evet diğer bir sınıf arkadaşlar hurufu sillati sılat harfleri yani bitiştirme, bağlantı, bağlaç gibi yani hurufu sillati sılla harfleri neymiş bunlar? İn, en, ma, la, min, ba, ve lam. Evet 7 tane harf saydı arkadaşlar hurufu sillati sılla harfleri. İn, en, ma, la, min, ba, ve lam. فَاِنَّ فِي مَا اِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا فَاِنْ فِي مَا اِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا Şuradaki in var ya arkadaşlar. فَاِنْ diyor. Şu örnekteki. مَا اِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا Şu in var ya. Şunu söylüyor. فَاِنْ مَا اِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا مَا رَأَيْتَ زَيْدًا'daki in. Mesela قَالَ الشَّاعِرُ مَا اِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِهِ كَالْيَوْمِ هَانِئٍ اَيْنُقِ جُرْبٍ Yani bu bir beyte geçen ma in ra'ayta var ya şurası bir şiirde geçen bir ifade. Ne diyor manası? Ma in ra'aytu ve la semi'tu bihi. Ne gördüm ne duydum böyle bir şey. Kel yevmi böyle bir gün gibi ki hani'in o gün böyle sessizdi. Aynuki curbun. Aynuk boyundur arkadaşlar. Evet, cürp ise uyuz. Yani develerin boynunun böyle uyuz olduğu, yani demek ki itaat etmedikleri böyle bir gün daha başka ne duydum ne gördüm. Yani bugün demek ki devenin boyunları uyuzlukta çok böyle had safhaya çıkmışlar ve daha önce böyle bir şey ne gördüm ne duydum yani. İşte burada da ma in ra'it arkadaşlar şöyle bir kullanım var. İşte diyor ki in fi ma in ra'ayte zeyden mesela kâle şairu ma in ra'ayte ve la semi'te. Burada geçen ma ve en fi lemma en ca'a el beşiru bu ayetteki en ve ma fi mehma ve eynema falan derken haberi nerede? Evet söylemiyor demek ki mazuftur. Fe in mesela inin örneğini söylüyor. Fe in şunu deseydi arkadaşlar. Fe in nahu ma in ra'ayte zeyden. Sanki bu haber gelecekmiş gibi böyle cümle kurmuş ama haber de gelmiyor arkasından. Fe in şuradaki örneği şudur yani ma in ra'ayte zeyden
Ben Zeyd'i görmedim. Ma in ra'aytu ve la semi'tu bihi. Ne gördüm ne duydum anlamında. Bak işte bu ma ne yapmış? Sıla kurmuş, bağlantı kurmuş. Ve en de şu örnekte geliyor. Bu da Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi. Lemma en ca'a el beşiru. Lemma en ca'a el beşiru. Hani Yusuf suresinde geçiyor. Beşir yani müjdeyi getiren Hazreti Yusuf'un gömleğini alıp Hazreti Yakub'a getiren kimse ben de o da bahsederken felemma en ca'a el beşiru elkahu ala vecihi. Ne zaman ki müjdeci gelip gömleği gözünün üzerine atınca gözleri açıldı. Gözlerin perdesi kalktı ve gözü iyileşti ve görmeye başladı. İşte orada geçiyor. En şuradaki en arkadaşlar. Bu en fi lemma en ca'a el beşiru. Bak bu da sıladır yani. Yani felemma ca'a el beşiru diyebilirdi. Felemma ca'a el beşiru. Felemma en ca'a bu en sıla olmuş. Ve ma fi mehma ve eynema. Mehma ve eynema'daki ma. Bu iki kelimenin içindeki ma var ya. Mehma eynema. Febima rahmetin. Febima rahmetin. Buradaki yine ma var ya. Yani febi rahmetin minallahi. Febima rahmetin minallahi linte lehum. Allah'tan bir rahmetle onlara diyor ki iyi davrandın, yumuşak davrandın. Ve lo kunte fazzan galizel kalbi lan fadu min havlik. Eğer katı kalpli olsaydın senin etrafında dağılıp giderlerdi. Hazreti Peygamber'e hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor. İşte febima rahmetin. Yani febi rahmetin. Bu ma da sıladır. Be ile rahmet arasında bağlantı kurmuş. Ve la fi li en la ya'leme. Li en la ya'leme'deki lam. Tamam şu la. Li en la ya'leme. Yani li ya'leme. Ve la uksimu. La uksimu'daki de la. Tamam arkadaşlar. Ve men fi ma ca'ani min ahadin. Ma ca'ani min ahadin. Yanıma hiç kimse gelmedi. Yani ma ca'ani ahadin. Kimse yanıma gelmedi. Ma ca'ani yanıma gelmedi min ahadin. Hiç kimseden yanıma gelmedi. Hiç kimseden kimse yanıma gelmedi. Yani kimse yanıma gelmedi ile aynı anlamda. Vel ba'u fi ma zeydun bi qa'imin. Yani bunlar arkadaşlar sıla dediğimiz şey arkadaşlar bir nevi zait. Yani kelimeyi bu harfleri cümleden çıkarsanız bile cümlenin anlamında bir daralma, bir sıkıntı meydana gelmiyor. Yani bu verdiği örneklerdeki hepsi de zait harflerdir. Evet, la uksimu li en la ya'leme fe bima rahmetin. Bütün örnekler aynı yani. Zaittir o harfler. Vellamu fi kavlihi teala bir de Cenab-ı Hakk'ın şu Kur'an-ı Kerim'de söylediği şu ayette de killam yine bunlara örnektir. Yine fazladır. Nedir? Redife lekum. Redife lekum sizi takip ediyor. Sizin peşinizden geliyor anlamında. Kul asa en yedif Kul asa en radife lekum ba'du lezi testa'cilun öyle bir ayet var. İşte lek radife lekum'daki lam da arkadaşlar lam-i sıladır. Çünkü sıla harflerini sayarken bir de lam söylemişti. Vellamu en son bak şu vel ba vellamu. Radife lekum. Evet, şunu da okuyalım arkadaşlar. Harfat tefsiri. Tefsir harfleri. Yani açıklama. Mesela bir cümle kullanıyorsun ya da bir şey söylüyorsun. Sonra onu açıklayınca tefsir edince yani tefsir zaten açıklama demek. Mesela neden tefsir edin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i açıklıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamaya tefsir deniyor. Tefsir yani bir kelam, bir cümleyi açıklamak. Onu daha geniş anlaşılır hale açıklamaya deniyor. Bunun da iki tane harfi vardır. Harfat tefsiri. Bir tanesi eydir. Tamam mı? Ne gibi? Örnek veriyor. Nahu raqiye zeydun. Raqa yükselmek demektir. Zeyd yükseldi. Yani ey saida. Yani bu rakiyenin anlamını söylemek için arkadaşlar ey arada kullanıyorsunuz. Tefsir ediyorsun. Yani bu rakiyi tefsir etmenin yolu ey koyarak geçiyor burada. Saida yani yükselmek. Mesela asansöre mis'at deniyor. Yani alet, ismi alettir mis'at. Yani aletus su'ud. Su'ud normalde yükselmeye deniyor. Ey saida yani Zeyd ne yaptı? Yükseldi. Kale şairu şair demiş ki buna da yine şiirden bir örnek getiriyor. Ey'in tefsir harfi olduğuna. Ve termineni bit tarfi ey ente muznibun
ve taklineni lakinne iyyake la akli. Ve termineni adam sevgilisine söylüyor herhalde, mahbubesine söylüyor. Diyor ki ve termineni bit tarfi. Diyor sen gözünle beni bana atıyorsun. Yani gözle bana atıp tutuyorsun ya da gözle beni itham ediyorsun. Gözünle yani böyle manalı manalı bakıyorsun der gibi yani ve termineni bit tarfi. Tam gözünle bana böyle yan yan bakıyorsun. Yani ey ente nasıl termineni nasıl bana atıyorsun? Ey bak, bak tefsir ediyor. Yani bu termininde neyin kastettiğini açıklayacak. Ey ente muznibun. Yani benim günahkar olduğumu söylüyorsun. Benim hatalı olduğumu, yanlış yaptığımı iddia ediyorsun. Önü söylüyorsun. Ey ente muznibun. Muznib normalde günah işleyen kimse. Muznib. Yani günah işlediğimi, günahkar olduğumu söylüyorsun. Ve taklineni ve sen bana kızıyorsun, bana gazap ediyorsun. Bana kızıyorsun. Lakinne iyyake la akli. Lakin ben sana kızmam. Yani sen bana kızsan da ben sana kızmam diyor. Ve taklineni lakinne iyyake la akli. Lakin ben kızmam diyor. İşte burada arkadaşlar ey ne yapmıştır? Bu termineni bir taraf yani gözle atmak. Gözle atmak değil mi? Kapalı bir şey ama ey ente muzlimun yani bana sen günahkarsın. Bunu gözünle ne yapmış? Böyle gözle ifade etmiş ya da gözle böyle yan bakarak bu şekilde ifade etmiş. İşte bu ey ne yapıyor? Terminindeki anlamı tefsir ediyor. Ve en diğer harfimiz ise endir arkadaşlar. Tamam mı? Tefsir harfidir. Fi şu örnekte. Nadeytuhu en kum. Onu çağırdım. Ne diye çağırdım? Kalk diye çağırdım. Nadeytuhu en kum. En diye. Burada çevirebilir Türkçe. Diye. Nadeytuhu en kum. Kalk diye ona seslendim. Kalk diye çağırdım. Bu en la yeci'u illa ba'de fiilin bi ma'nel kavli. Kavl anlamına gelecek bir fiilden sonra ancak gelebilir. Bunun dışında gelmez. La yeci'u gelmiyor. Ancak şu durumda gelir. Ba'de fiilin bi ma'nel kavli. Kavl anlamında. Mesela burada da en kum diyor ya. Kallahu Teala ve nadeynahu en ya İbrahim. Ve nadeynahu. Bak burada da nadeytuhu. Bu nadeytuhu fiili bir nevi yani kultuhu. Kultu lehu kum. Mesela ben ona dedim kalk. Ya da nadeytuhu en kum. Ona seslendim kalk diye. İşte bu en sadece yakulu anlamına gelen ya da yakulu manasına yakın olan bir fiilden sonra ancak gelebilir. Ki nadeytuhu zaten o manaya yakın bir şeydir. Ve nadeynahu ayet-i kerimede ve nadeynahu en ya İbrahim. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i tam böyle kurban kesmek için böyle uzattığında işte orada bu ayet iniyor. Ve nadeynahu biz diyor çağırdık İbrahim'e seslendik. En ya İbrahim kad saddaktar rüya. Sen rüyanı tasdik ettin. Rüyanda haklı çıktın. Çocuğunu feda edeceğini söylemiştin. Kurban edeceğini söylemiştin. Ve gerçekten de rüyana sadık kaldın. Ve fedeynahu bizi hazim. Sonra da onun yerine başka bir koç ile biz ne yaptık? Fidye olarak Hazreti İsmail yerine onun kurban etmesini söyledik. İşte ve nadeynahu Cenab-ı Hak diyor ki biz nida ettik. Biz seslendik kime? Ve Hazreti İbrahim'e. Yani en ya İbrahim. Yani kulna lehu ya İbrahim. Yani biz ona ya İbrahim dedik. Bakın bu nadeyna yakulu anlamına yakın bir şeydir. Yani kulna ya İbrahim ya da nadeynahu en ya İbrahim. Bu en yakulu anlamına gelen bir fiilden sonra gelmiştir. Nadeyna olduğu gibi burada da nadeytu örneğinde olduğu gibi. Burada demek ki tefsir harflerinden bir tanesidir. Ey ve en. Evet arkadaşlar şu ikisini de okuyalım. Harfani masdarayan. Harufi tahdidde inşallah duracağız. El harfani masdarayani masdar harfleri. Yani kendileri geldiğinde bu harfler geldiğinde kendilerinden sonra gelen kelime ya da fiil ne yapıyor? Mastar tevirine giriyor. Bunlara harfi mastariye deniyor. El harfani mastariyani nedir bunlar? En ve ma. Evet, el harfani mastariyani bir tanesi endir. Bak sakindir. Harekesi de hem fethedir. En bir de ma'dır. Örnek veriyor ne gibi? Kekavlike. Mesela şunu diyorsun. E'cebeni en haraca. Acebeni beni hayrette bıraktı, beni şaşırttı. En harece çıkması yani en harece çıktı diye beni şaşırttı. Ya da yani bu en mesela mastariyedir. Harece normalde fiili madi. Harece çıktı.
En gelince arkadaşlar artık acebeni çıktı demiyoruz. Yani acebeni haraca olmuyor. Acebeni en haraca. Yani onun çıkması beni şaşırttı. Bak harece normalde fiil-i mad iken en gelince huruç anlamına geliyor. Huruç anlamına geliyor çünkü bak huruç. Yani acebeni hurucuhu. Bak söylüyor zaten. Acebeni ey hurucuhu. Bak huruç mastardır ama harece fiil-i madidir. Harece fiil-i madi ama en gelince enle beraber mastar tevirine giriyor. Mastar kalıbına girmiş oluyor. Ne gibi o da? Ey hurucuhu. Yani acebeni hurucu. Onun çıkması beni şaşırttı. Uridu en yahruca. Uridu en yahruca. Uridu istiyorum en yahruca çıkmasını. Ay hurucu yani onun çıkmasını istiyorum. Bak en yahruca hurucahu aynı şey. Ve kavlu Teala Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş. Ve daqat aleyhimul ardu bima rahubet. Ve daqat daraldı aleyhim onlara el ardu yeryüzü onlara daraldı bima rahubet. Yani bütün genişliğine rağmen yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti. İşte ey bi rahbiha. Rahubet ey bi rahbiha. Yani yeryüzü bütün genişliğine rağmen. Yani bi ma rahubet normalde yeryüzü genişledi diye çevrilebilir diye. Ama may mastarıya gelince şu may mastarıyadır. May ile beraber olunca yani bi rahbiha. Yeryüzü bütün genişliğiyle onlara dar geldi. Evet arkadaşlar. Burada duralım. Evet, kaydı kapatıyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar sorularınızı alabilirim.